Evet, en son hayallerimizi yapmıştık. Son olarak ölmemiz kalmıştı. Şöyle oyunumuza tekrardan bir bakalım. Bence mükemmel oldu arkadaşlar. Ben videoların açıklamasındaki linkten buna erişebilirsiniz. Dosyalar zaten GitHub'da paylaşılan. Aynı şekilde Drive'da da var. Her neyse, bugün ölmeyi yapacaktık. Ölmeyi yapacaktık. Bir de menümüz olacaktı ölünce. O menüyü yaparız büyük ihtimalle. Ondan dolayı şöyle player'den başlayalım arkadaşlar. Bir tane mana array'imiz var. Bir tane de ghost'umuz var. Biz bir de şöyle ölümü araya ekleyelim arkadaşlar. Fiziğe gelelim buradan. 2D. Evet, burada. Şuraya edit araya diyelim. Şöyle layer 6 detare arkadaşlar. Şöyle kaydedelim. Şöyle ghostlarımızla teker teker şöyle kimle alakalı detare ile de alakalı arkadaşlar bunları hep. Bunları da teker teker ekleyelim. Collision'ların eşi olduğunu biliyorsunuz sanırsam. Layer kimin ne olduğunu belirtiyor. Mask da kimle uğraşacağını belirtiyor arkadaşlar. Zaten tahmin etmişsinizdir. Ölmeyi de araya 2D ile yapacağız. Ondan dolayı farklı bir fizik ekledik arkadaşlar. Yani böyle küçük oyunlarda uğraşmamak için araya 2D kullanın arkadaşlar. Daha basit olur, daha düzenli olur her şey. Hata vermesinin sebebi collision olmaması. Şunun circle 6'ymış. Bunu da circle 6 olsun. Çapı yani yarı çapı mı? Çapı mı? Her neyse. Bakalım. Tam üstünde zaten collision'ımız. Şöyle düğümünü de bir bunun düğümü body entirety'tı. Bunun da düğümü body entirety olacak. Bunu da kime şey yapacağız? Player'a ayarlayacağız arkadaşlar. Player'ımıza bağlayalım. Şöyle can değişkenimiz sıfırmış. Can değişkenimiz sıfır olamaz. 5 olmalı. Şuraya gelelim şimdi. Öncelikle bunun collision'ını ayarlamamız lazım. Onu unutuyorduk. Bu neydi? Detaria'ydı. Kimlerle alakalıydı? Time değil. Ghost'la alakalıydı. Hangisi ghost? Üçüncü bit ghost'muş. Hayaletler üçüncü bit. Şimdi eğer bir hayalet vücuda girdi mi diyoruz ki sağlığımızı artı eşittir eksi bir diyoruz. Toplanacağız, çıkaracağız. Ondan dolayı eksi bir biraz atacak. Biraz attıktan sonra da ana sahneden aynı manevrayı yaptığımız gibi şöyle get node diyoruz. Vudumuzu getiriyoruz. Vudumuzu getirdikten sonra buradan sağlığımızı yükseltiyoruz. Şöyle değişkenimizi içine koyalım. Bu arada hudumuza eklemiş miyiz fonksiyonumuzu? Evet, fonksiyonumuz burada var arkadaşlar. Yazısını değiştiriyor, parantez içine alıp yapıyor. Sonra da barımızı değiştiriyor. Ya barı isterseniz texture bar yapmayın. Normal bar da yapabiliriz, fark etmez. Biz kalp çizdik diye yaptım ben onu. Kalpte pek güzel olmamış ama her neyse. Canımızı eksi bir eksi diyoruz. Canımızı eksi bir health'ımızı güncelliyoruz. Eğer diyoruz ki health'ımız ya da bunu burada yapmayalım. Health fonksiyonunun içinde yapalım. Eğer diyelim ki health yani A'mız A eşittir 0'sa burada menümüzü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Ama menümüzü gerçekleştirmeden önce şöyle bir deneyelim. Bakalım oyunumuz çalışıyor mu? Evet. Direkt attı. Neden attı? Great Health diye bir fonksiyon yok diyor. Evet, fonksiyonun ismini burada yanlış yazmışız. Bunu düzelttik. Şimdi tekrardan deneyelim.
Beklemeye çalışayım. 4 oldu. 3, 2, 0. Sıfırda hiçbir şey yapmıyor. Eksi 1, eksi 3 devam edecek. İşte biz bunun devam etmemesi için buraya kod yazacağız arkadaşlar. Bu kodda diyeceğiz ki şu Pac-Man Video Game'in ismini değiştireceğiz. Buraya Game Over yazacağız. Ya da şöyle header'ımızı çoğaltalım. Header ikimiz olsun. Bunu neden çoğalttım? Şu yazı ortalansın diye arkadaşlar. Şuraya çok güzel bir game olur yazalım. Clip aliyinler center center. Evet. Bununki left topmuş. Ondan dolayı header'la uğraşıyoruz arkadaşlar. Yazısını direkt değiştirsek yeter zaten. Daha header'a gerek yok. Yazıların center center yaptık ortaya alınsın diye. Şöyle şöyle hemen diyelim ki A eşittir 0 0'sa şuradan hemen header.label.text'imize game over yapalım arkadaşlar. Bakalım 0 olunca game over olacak mı? Game over yaptıktan sonra bir adet menü yapalım. Bir menümüz açılsın. Geri Pac-Man game'e döndü. Yazı. Header label. Her neyse arkadaşlar, şu an neden olmadığını zaten tahmin ediyorum ben. Şurada pause modlarımız var. Bu pause modlarımız ne işe yarıyor? Sürekli çalışsın işe yarıyor arkadaşlar. Biz buradan oyunumuzu duraklatabiliyoruz. Oyunumuzu duraklatalım öncelikle. Şurada şöyle getTree diyelim. Nokta paused eşittir true diyelim. Oyunumuz bir dursun arkadaşlar. Canımız sıfır olunca oyunumuz dursun. Oyunumuz durdu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şunu ilk eşittir yapmışız. İkidir olmuyor. Fark etmiyoruz. Ondan dolayı olmuyor. Şunu da biz 4 yapalım. Hani direkt görebilmek için en son geri sıfıra çekeriz. Böylelikle daha iyi görürüz arkadaşlar. 4 dediğimizde direkt game over yazdı. Bütün oyun durdu. Şimdi biz bu oyun durduğunda bir menümüzün açılmasını sağlayacağız. O menümüzü şöyle şuraya bekleyelim arkadaşlar. Pop-up diyoruz. Windows Diyalog diyoruz. Bizim bir adet Windows Diyalogumuz olacak şimdi. Diyalogun içine de birkaç tane buton ekleyeceğiz. Şöyle bir tane butonumuzu ekleyelim. Şuraya çıkış diyelim. Şöyle custom fonts'tan fontumuzu ekleyelim. Küçük harflerle yazalım. Büyük harflerle yazalım. Yazı çok büyük oldu. Evet, böyle daha iyi. Yazımızı biraz aşağıya alalım. Evet, tam oldu şimdi.
Bunun bir style'ını değiştirelim. Tam da ortaya almaya çalışalım. Şöyle tam ortada gibi. Şöyle bir adet de shadow verelim. 0 0 0. Şunu bir kopyalayalım. Disable'da değil. Bunu bir temizle. Preset diyeceğiz. Bunu bir çoğaltalım, buna Exploton diyelim. Exit değil, yeniden restart butonu olacak. Şöyle iki tane şeyimiz olacak arkadaşlar. Üste de bir adet daha buton ekleyelim hatta. Bu başlık. Bu game over. Şöyle büyütelim. Bunu disable yapacağız. Disable'da şunu yapıştıracağız. Şunu kopyala yapacağız. Buraya yapıştıracağız. Şöyle kalsın. Disable de demeyelim, hatta direkt böyle kalsın. Basınca hiçbir şey gerçekleşmez. Şuna bir title ekleyelim. Menü. Yine bir kalınlık verelim. Yine bir shadow verelim. Evet. Hiçbir şey belli olmuyor. İçine bir renk verelim demek ki. 0 0 0 diyelim. Biraz da koyu olmasın. Hepsini onu yapalım. Evet, sanki daha iyi oldu gibi. Şuna da menü diyalog. Menü diyelim direkt. Şimdi HUD'umuza geldiğimizde şöyle menü nokta menü pop-up diyelim arkadaşlar. Menü nokta show göster diyelim. Menümüz açılsın. Menümüz açıldıktan sonra düğmelerimiz aktif olacak. Düğmelerimize basıldığında ne yapacağız? HUD'umuzu ekleyelim. Header'ımız yok. Restart'ımızı ekleyelim. Hatta şu header'ın şu style'larını üstünden geçince de hep aynı olsun. Daha iyi olur. Kutumuza geldik. X'te basınca getTree nokta quit diyoruz. Buna basınca getTree nokta change scan to packet scan diyor. Ne diyeceğiz? Preload mu diyeceğiz? Preload. Neyi yükleyeceğiz? Tabii ki de ana sahnemizi bulacağız. Ana sahnemiz nerede? Resmimizin içinde asetlerimize gelelim. Şuradan main.tsc bizim sahnemiz.
sahnemize tekrar yükleyecek. Evet. Ama bir eksikliğimiz var tabii ki de. Biz bunları yaptığımızda önce player'ın animasyonunu oynatmalıyız arkadaşlar. Burada delete animasyonu var. Onun için şöyle HUD'umuza geri gelelim. HUD'umuza geri geldikten sonra get 3 paused var. Animated Sprite'ın projesi yapalım şunu. Daha sonra HUD'umuza geri gelelim. A4 olduğunda, eğer 4 olduysa diyelim ki, şöyle şunun düğümlerine bir bakalım. Animation finished var. Şunun sinyalini HUD'umuza kadar götürelim arkadaşlar. Animasyon sonlandığında bunlar gerçekleşsin. Şuraya da diyelim ki ana sahnemizi ekleyelim. Player diyelim hatta direkt. Ya da player'ımızın içinde animated sprite var. Sprite diyelim. Sprite'ımız getiri nokta get current screen, yani ana sahneden player'ımızı getireceğiz. Player'ımızın içinden de diyeceğiz ki animated sprite'i getireceğiz. Sprite'i getireceğiz. Animated Sprite'i şu an elimize aldık. Bakalım isminin sonunda bir şey var mı, yok. Animated Sprite'i elimize aldıktan sonra diyeceğiz ki buraya Sprite nokta şöyle şöyle şunun için gelelim. Animation'ı did yapalım. Kodumuza gelelim. Animation eşittir delete yapalım. Ve sonra diyelim ki burada bir şey unuttuk arkadaşlar. Animated Sprite animasyonu bittiğinde bu sefer hep gerçekleşecek. Eğer biz diyeceğiz ki if sprite nokta animation, yani sprite'ın animasyonu eğer ditse, yani ölüm animasyonu bittiyse diyeceğiz ki bunlar gerçekleşsin. Ama biz şu getir repost'u şuraya almamızda fayda var. Öldükten sonra animasyon gerçekleşirken hiç kimse hareket etmez. Şimdi deneyelim. Zaten bir kere deyince direkt ölmeye başlayacağız. Bunda bir sıkıntı var diyor. Bugün diyor ki yükleyemedik diyor. Bu arada masa üstümün altı gitti ama. Evet. Şu pireyi sileceğiz arkadaşlar. Bizim pireyle işimiz yok. Preload başka bir şey. Biz direkt yükleyecekmişiz. Bu sefer burada hata çıktı. Bunu onready var yapacağız. İlk başta yüklenecek çünkü. Diğer türlü olmaz. Hazırlandığında çağıracağız bunu. Her şey hazır olduğunda. Şöyle bakalım. Evet, ölme animasyonumuz gerçekleşti. Direkt menümüz açıldı ama animasyonumuz sürekli devam ediyor. O zaman biz de şöyle bir şey yapalım. Çıkalım bir oyundan. Diyelim ki animasyon bittiğinde sprite nokta neydi bizim özelliğimiz? Playing false diyeceğiz. Playing eşittir false.
Demin çıkma fonksiyonumuz çalıştı. Şimdi de restart fonksiyonumuzu çalıştıralım. Animasyonumuz gerçekleşti. Direkt zaten playing'e gitti arkadaşlar. Restart'ı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi baştan başlıyor oyunumuz. Skorumuz düz olarak başlamaması lazım. Player'ın bir release'ini de ayarlayalım. Videoyu kapatmadan önce. Main.getNode ana main'i getirmişiz zaten. Kodumuzdan. Ya da direkt bunu silelim. Alttaki fonksiyonlardan kopya çekelim. Daha basit olsun. Skorumuzla hiltimizi en başta yazalım arkadaşlar. Böylelikle skorun 0 sağlığımızda 5 olarak gelecektir. Evet, oyunumuz genel özellikleri böyleydi arkadaşlar. Eğer sorunuz olursa yorumlara yazabilirsiniz. Pop'un şeyini kapatalım. Hatası gitsin. Evet, güzel bir oyun oldu bence.